Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Merhaba hocam. Bugünkü konumuz babalar olsun mu? Ne dersiniz? Hoppala! Neymiş bu babalar konusu Esra? Babalar her zaman başrol. Çocuk büyütürken yük daha çok annelerin omzunda. Ama babalar da çok önemli, öyle değil mi? Aslında Esra Hanım, bu cümlenizde çok önemli bir alt satır gizli. Ne biliyor musunuz? Çocuk büyütürken sanki yükün çoğunluğu annede derken bile yükün çoğunluğunun annede olması gerektiğini vurguluyor gibiyiz. Bazen söylemlerimiz davranışlarımıza da etki ediyor. Oysa ki babalar yardımcı, oyuncu değildir, değil mi Yalçın Bey? Babalar da başroldür. Babaların da çocuğun gelişiminde ve eğitiminde anneyle eşit rol sahibi olması gerekir. Çünkü çocuğun buna ihtiyacı vardır. Babalar yedek ebeveyn değildir. Babalar da başroldür. Eskiden babanın çocuğunu sevdiğini söylemesi ayıp kabul edilirdi. Bizler bunu aşmaya çalışan bir kuşağız aslında. Evet, bizler bunu aşmak konusunda çok çaba sarf ediyoruz. Fakat ülkemizin bazı yerlerinde hala bazı anne babalar kendi anne babaları yanında çocuklarını sevemiyorlar, çocuklarını kucaklayamıyorlar. Çocuklar pıtı pıtı onların yanına geldiğinde bazen onu böyle uzaklaştırmak isteyebiliyorlar. Çünkü onlara göre herkesin içinde çocuğuna sevgi göstermek ayıp. Çocuğuna sevgi göstermemek, çocuğunu sevgiden mahrum bırakmak ayıp olan, hatalı olan, yanlış olan. Çünkü yapılan son çalışmalar şunu gösteriyor. Babasıyla güzel bir iletişimi, etkileşimi olan, babasıyla sevgi dolu bir çerçevede anlayışı temel alan, iletişimi kuran çocuklar kendine güven duygusu açısından diğerlerine göre daha avantajlı durumda. Problem çözme becerisi diğer çocuklardan daha yüksek. Bu son çalışmalarla ortaya konmuş. O yüzden büyüklerin yanında sevgi gösterilmez, açık alanda sevgi gösterilmez. Aslında çocuğun varlık değerine bir tehdit. Dolayısıyla nerede olursak olalım, çocuğumuz her zaman bizim sevgimizi, şefkatimizi hak ediyor. Sizin babanız gösterir miydi sevgisini? Esra Hanım, siz sorunca şöyle bir düşündüm, babam gösterir miydi diye. Düşündüğümde şöyle bir geçmişe dönüp baktığımda hani böyle zamane babaları gibi diyelim, zamane anne babaları gibi her gün sarılıp ah yavrum seni çok seviyorum demezdi elbette. Stresli bir iş yaşantısı vardı. Akşam haberleri açtığında evde çıt çıksın istemezdi. Ama ben bilirdim onun beni sevdiğini. Hafta sonu böyle ayaklarımın altını gıdıklamasından, sabahları kalkınca bana tost yapmasından bilirdim. Hatta bazen şöyle dönüp düşündüğümde 80'li yılların siyah boyalı ayakkabılarıyla bilirdim ben babamın bana verdiği değeri. O zamanlar bu zamanlarki gibi pullu, çiçekli, böcekli, rengarenk ayakkabılar yoktu. Ne vardı? Siyah ayakkabılar ya da kahverengi ayakkabılar vardı. Genel olarak siyah ayakkabılar yaygındı. Babam her pazar günü akşam o siyah ayakkabıları kapının önüne serdiği gazete kağıdının üstüne koyardı. Eldivenlerini geçirirdi. Önce o ayakkabıların tozunu alırdı. Sonra siyah boyaya fırçasını batırıp onları özene bözene boyardı. Daha sonra beyaz bir cila vardır, hatırlar mısınız? O cilaya böyle elini batırıp bütün ayakkabıları parlatırdı. Bir de abim var benim, 4 kişilik bir aileyiz. 4 çift siyah ayakkabıyı boy sırasına göre dizerdi ayakkabılığın üstüne. Dönüp baktığımda diyorum ki aslında babam bu ayakkabıları boyayarak bize bir mesaj vermiş. Demiş ki ey ailem, demiş, benim için siz çok değerlisiniz. Okula temiz ayakkabıyla gidilir, işe temiz ayakkabıyla gidilir. Oralar saygı gösterilmesi gereken kurumlardır ve sizin saygınlığınız benim için son derece önemli, demiş. Bakın, bunu ayakkabı boyayarak yapmış. Her gün seni seviyorum diye beni kucaklamamış belki ama onun hissettirdiği bu sıcaklık benim ömrümü kucaklamış. Ah, ne güzel söylediniz. Peki şunu da sorayım. Evde ebeveynlerden biri otoriter, diğeri biraz daha yumuşak olmalı diyebiliriz hep. Otoriter karakter hep baba mı olmalı Saniye Hanım? Yalçın Bey, bizde baba figürü hep bir korku figürü gibi. Hani deriz ya, bak akşam baban gelince söylerim, bak yapma böyle diye. Çünkü baba gelince
onu cezalandıracak, ona kızacak kişi gibi algılanır hep. Oysa bunun böyle olmaması gerekir. Asıl olan demokratik tutumdur. Çocuğun korkarak bir davranışı gerçekleştirmemesi lazım. Bu babayla çocuğu tehdit etmeler, çocuğun babayla arasındaki ilişkiyi zedeler. Hele ki baba bu tehdide uygun davranışlar sergiliyorsa, anne şikayet ediyor, baba da çocuğa kızıyorsa, işte o zaman babayla çocuğun arasındaki ilişki zedelenir. Hani dedik ya, çocuğun kendine güven duygusu babasıyla olan ilişkisiyle birlikte şekilleniyor. Elbette ki annesiyle olan ilişkisi de son derece önemli. İşte ne oluyor? Kendine güven duygusu sallanmaya başlıyor çocuğun, sarsıntıya uğruyor. O yüzden biz burada babayla ya da anneyle çocuğu korkutmayalım. Babayı bir ceza figürü gibi göstermeyelim. Biliyor musunuz? Biz çocuklarımız kendine güveni yüksek olsun, eleştirsin, sorgulasın, herkesin peşine takılıp gitmesin, öyle sorgusuzca herkese inanmasın dersek, korktuğu kişinin isteklerini gerçekleştirmeye çalışan bireylere dönüştürüyoruz çocuğu. Neden? Çünkü evde korkuyla eğittik çocuğu. Onu korkuttuk ve bir davranışı gerçekleştirmesini istedik. Bak, ödevini yapmazsan seni cezalandırırım dedik. Çocuk cezadan kaçmak için ödevini yapmaya başladı. Sonra çocuğumuz, hayal kuralım, üniversiteyi bitirdi, mezun oldu, bir yerde çalışmaya başladı ve bir patronu var. Patronunun söylediklerinin doğru olup olmadığını sorgulamayacak benim çocuğum. Neyi sorgulayacak? Patronu ona ceza verecek mi, vermeyecek mi onu sorgulayacak. Benim çocuğumun bütün toplumsal ahlaki değer yargıları korkup korkmamasına bağlı olarak değişecek. Oysa ki benim çocuğumun temel bir ahlaki yargı edinmesi lazım. Ve bu ahlaki ve toplumsal yargılarının korkularının önüne geçmemesi lazım. O nedenle çocuğumuz anneden de korkmamalı, babadan da korkmamalı, açık ve demokratik bir ilişki çerçevesinde aile hayatını sürdürebilmeli. Hocam, çocuğun babayla ilişkisi gelecekte kuracağı ilişkiyi etkiliyor yani. Doğru mu anladım? Yapılan araştırmalar çocuğun babayla kuracağı ilişkinin ilerideki ilişkilerini etkileyebileceğini ortaya koymuş. Ama sadece babayla olan ilişkisi değil, anne babanın kendi arasındaki ilişkisi de çocuğun ileride kuracağı ilişkiyi etkiliyor. Çünkü kız çocuk babasını gözlemleyerek ileride eş seçiminde etkili olabilecek bir takım özellikleri aklının bir köşesine yazıyor. Eğer ki baba annesine kötü davranıyorsa, şiddet gösteriyorsa, kötü sözler sarf ediyorsa, bu o kız çocuğu için ileride normalleşmiş bir davranış olacak. Ve o kız çocuğu ileride büyüdüğünde, eşinden şiddet gördüğünde diyecek ki, annem de böyleydi zaten, bu normaldir diye bu davranış kalıbını benimseyecek ve belki de o yönde bir eş seçecek. Erkek çocuk ise annesiyle babasının arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek kadına verdiği değer konusunda bir rol biçecek kendine. Sosyal ve toplumsal kuralları öğrenecek. Sosyal çerçevede nasıl hareket etmesi gerektiğini babasına bakarak erken dönemde şekillendirecek. Bu her şeyden önce rol model almayla ilişkili bir durumdur. Çocuklar erken dönemde annelerini ve babalarını gözlemlerler. Annelerini ve babalarını gözlemlerken çevreye karşı nasıl bir tutumla yaklaşmaları gerektiğini, nasıl bir davranış kalıbı benimsemeleri gerektiğini öğrenirler. Ve dolayısıyla ileriki yaşantıları da bu davranış kalıpları çerçevesinde şekillenir. Dolayısıyla evet, babanın çocuğun ileriki yaşantısındaki rolü çok büyüktür. Hocam, Ege Alp bir şeyi başardığında bunu göstermek istiyor. Ama en çok da babasına, bana değil. Sıkça yaşıyorum bu durumu. Neden acaba? Aslında Ege Alp çok önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki, baba beni gör, baba beni fark et, baba benimle ilgilen, bak baba ben neler yapıyorum, bak neler başarıyorum, beni takdir et, benim yaptıklarımı gördüğünü bana hissettir, beni sevdiğini bana hissettir diyor Ege Alp. Ve sürekli sizin peşinizde aslında diyor ki, bana sevdiğini göster diyor. Tamam Saniye Hanım, anladım ben. Ben acaba babalığı kendi babamdan mı öğrendim?
Yalçın Bey, elbette ki babalarımızın tutumları bizim babalık anlayışımızın gelişmesinde, tutum ve davranışlarımızın gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Fakat bu değişmez bir kural değil. Biz kendi babalığımızda eksik giden bir şey fark ettiğimizde bunu tolere edebiliriz ya da bu konuda kendi gelişimimizi destekleyebiliriz. Mesela bu konuyla ilgili kitaplar okuyabiliriz. Bu konuyla ilgili videolar izleyebiliriz. Bu konuyla ilgili uzman eğitimcilerin, gelişimcilerin seminerlerine katılabiliriz. Şimdi bazı babalar ya da bazı anneler diyor ki biz okuyarak mı öğreneceğiz anneliği babalığı diyorlar. Ya da diyorlar ki benim annem babam okuyarak mı öğrendi anneliği babalığı diyorlar. Ama size soruyorum, bir tohum alıyorsunuz ve onun üzerinde ne tohumu olduğu yazıyor. Bu tohumu toprağa ekmeden önce araştırıyorsunuz. Bu tohumu ben ne zaman toprağa atmalıyım? Bu tohuma ne aralıklarla su vermeliyim? Bu tohum güneşi seviyor mu, sevmiyor mu? Ona göre bir yere dikmeliyim, ekmeliyim diye düşünüyorsunuz. Tohumun bile ihtiyacını belirlemeye çalışıyorsunuz. Düşünün ki çocuğunuz en değerli varlığınız. Dolayısıyla çocuğunuzun içinde bulunduğu gelişimsel dönemin özelliğini bilmelisiniz, araştırmalısınız, öğrenmelisiniz ki çocuğunuzun da suyunu ona göre verin. Çocuğunuzu da güneşe ona göre çıkartın. Arada bir de olsa bağırıyorum çocuklara. Sonra pişman oluyorum, çok üzülüyorum. Bağırmak ya da yüksek sesle konuşmakta mı sorun? Benim babam yapmazdı ama arkadaşlarımdan şiddet görenleri de biliyorum. Hala görüştüğüm arkadaşlarım o günlerin olumsuz etkisini hep yaşıyorlar. Yalçın Bey, şiddet hiçbir şeyi çözmez ve şiddet şiddeti doğurur. Çocuğa şiddetle karşılık verdiğimizde çocuğun istediği tek şey oradan uzaklaşmaktır. Sizin davranışınızın nedenini sorgulamaz. Kimliğini oluşturmaya çalışan çocuğun kimliği zedelenir. Dolayısıyla hani kendine güven duygusunun temelleri atılıyor demiştik ya, kendine güven duygusunun temeli derinden sarsılır ve ilk artçı da yıkılır. Dolayısıyla çocuklarımıza asla şiddetle yaklaşmamalıyız. Peki bağırmak, sesimizi yükseltmek. Siz de söylediniz Yalçın Bey, bağırdığım zaman çok pişman oluyorum dediniz. Evet, bağırdığımız zaman biz çok pişmanlıklar yaşıyoruz, onu tolere etmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da çocuğumuz şöyle düşünmüyor. Babam bana bağırıyor çünkü benim iyiliğimi düşünüyor. Ben iyi olayım diye bu adamcağız beni uyarmaya çalışıyor diye düşünmüyor. Diyor ki bana bağırıyor. Ama ben bağırılmaması gereken bir varlığım. Hele ki ergense zaten isyankar. Zaten sizinle olan iletişimi sallantıda. Ve beyin ona diyor ki, bak diyor sana bağırıyor. Burada bir tehdit var diyor. Sen de onunla savaş. Yani sen de ona bağır diyor. Ya da beyin ona diyor ki, bak diyor sana bağırıyor. Burada bir tehdit var. O zaman diyor sen bu ortamdan kaç. Buna savaş ya da sıvış deniyor literatürde. Ya da diyor ki, bak sana bağırıyor. Burada bir tehlike var. Sen en iyisi don. Hiçbir şey yokmuş gibi davran. Ondan sonra ortamdan yavaş yavaş gidersin diyor. Yani biz öfkemize hakim olamadığımızda ve çocuğumuza sesimizi yükselttiğimizde aslında hiçbir sorunu çözmüyoruz. Tam tersi yaşadığımız vicdan azabıyla baş başa kalıyoruz. Hocam bir dizide şu lafı duymuştum. Anne çocuğa nefes verir, hayatı veren babasıdır diye. Çok etkilenmiştim bu laftan. Hiç unutmadım. Gerçek payı var mı acaba? Evet, gerçekten etkileyiciymiş ama şöyle bir derinlemesine düşündüğümüzde anne ile baba çocuğa birlikte nefes verirler ve çocuğun geleceğini birlikte inşa ederler. Çünkü anne ve baba bilir ki anne ve babanın ilişkisi aslında çocuğun üçüncü ebeveynidir ve onların ilişkileri ne kadar sağlam bir temele oturursa çocuğun gelişimi de o sağlam temeller üzerinde yükselir. Dolayısıyla hayatı çocuğa yine anne baba birlikte kol kola verir. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.